Efendim Ampara ekranlarında alışveriş zamanı ile karşınızdayız. Bugün özel markalı ürünleri konuşacağız. Nedir özel markalı ürünler? Örneğin marketlerin kendi ürünleri, market markalı ev temizlik ürünleri, market markalı makarna gibi. Şimdi market markalı ürünlerde çeşitlilik artacak mı? Özel markalı ürünlerin enflasyon üzerinde nasıl bir etkisi var? İşte bu soruların yanıtını alacağız. Özel markalı ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği Başkanı İmer Özer konuğumuz olacak. Başlıyoruz. Ömer Özer, öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş, hoş bulduk, şefak Hanım. Ee, özel markalı ürünler dedik. Ben birazcık tanımlamaya çalıştım ama doğru mu tanımladım? Nedir özel markalı ürünler, market markalı ürünler? Bize biraz pazardan bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Ee, öncelikle çok konuşurken İngilizce kelimelere değinmeyeceğim ama e, dünyada private label diye geçiyor bu. O yüzden Türkçe'ye tercümesi özel markalı olarak geçiyor. E, tam Türkçeleştirdiğimizde market markası demek çok daha doğru oluyor. Bugün hepimizin sokaklarda, mahallelerde, kendi bulunduğumuz semtlerde alışveriş yaptığımız marketlerin içerisinde bilindik, tanıdık, televizyonlarda da birçok kez reklamlarını izleme şansına eriştiğimiz markaların yanında bütün hakları markete aiz olan, marketin üstüne istediği markayı kondurabildiği, yakıştırdığı markayı rafında yer verdiği markalar bunlar. Ee, ve hali hazarda da bir ilerleyen dakikalarda konuşacağımız üzere detaylarını da aktaracağım tabii ki. Peki e Özel markalı ürün ve market markalı ürün dediğimizde aslında dünyada oldukça gelişen ve büyüyen bir pazar var. Hatta pazar paylarını da hemen ekranlara getirelim. %41'lerle %42'lerle İngiltere'nin ilk sırada yer aldığını görüyoruz ki onu da İspanya takip ediyor. Ve bu oranın çok yüksek olduğunu görüyoruz. Peki Türkiye'de nasıl bir algı var? Türkiye'deki pazar büyüklüğü nasıl? Onu da anlatın bize lütfen. Şimdi ekrana gelmişken de bir kez daha seslendirelim. İngiltere'de %42 İsviçre'de %42'lik bir pay var. Onu İspanya, Almanya takip ediyor. Türkiye'de 19'lukta bir pay var neredeyse yarı yarıya bir e, oranı görüyoruz. E, neden bu seviyelerde Türkiye'de? Şimdi aslında geçen sene 2017 rakamlarına baktığımızda bu rakam %15'ti. Bu sene %30'a yakın bir büyüme ile yıl sonunda %20-21 mertebelerinde kapatacak yılı diye bekliyoruz. Bu sene içerisinde yaşadığımız ekonomik dalgalanma ve döviz hareketliliğinden ötürü e, raf fiyatlarındaki değişkenlik insanları private label ürünü denemeye alanların daimi müşteri olmasına devam etmeye, almayanların da en azından denemek için bir fırsat tanıdığı bir makas oluştu. Bilindik markalarla market markalarının fiyatları arasında. Bu da pazarı bu sene %30 mertebelerinde büyüttü. Bize göre daha gelişmiş diyebileceğimiz, özellikle Avrupa coğrafyasında private label bize göre çok daha hızlı büyüyor ve daha artarak büyüyor. %50 mertebelerine dayanmış durumda. E, tüketicilerin çok fazla bizler gibi yani bizim ülkemiz vatandaşları gibi mark, marka algısı yok. Onlar daha fazla markete bir güvence duyduklarında market ne satarsa biz o mala kabulüz şeklinde bir alışveriş metodolojisi izliyorlar. Ama Türkiye'de bu biraz daha markaya doğru yönelik algı var. Bazı kategorilerde daha az, bazı kategorilerde daha yüksek olmak üzere tüketici bazı kategorilerde market markalarını özellikle deterjan ve kategorisinde market markalarını denemeye çekinmiyor. Ama bir konu çocuk olduğunda, konu biraz daha kozmetik olduğunda, konu biraz daha gıda olduğunda çekincelik yaşayabiliyor. Bunu da deneyip test ettikten sonra, kaliteyi okeyledikten sonra private label'a yönelmeyi tercih ediyor. Peki en çok büyüme gösteren kategoriler hangileri? Onlara da bakalım. İlk sırada ev temizlik ürünlerini evet. görüyoruz. Gıda ve alkolsüz içecekler onu takip ediyor. Kişisel bakım ürünleri de üçüncü sırada yer alıyor. Ev temizlik ürünlerinin %41'lik bir oranına sahip olduğunu görüyoruz. Peki neden ev temizlik ürünleri ilk sırada yer alıyor? Gıda ve alkolsüz içeceklerde %30'luk bir oran ekranlara yansımakta. Bu kategorileri nasıl değerlendirmek gerekir? Çok basit aslında kategorinin değerlendirmesi. O da şöyle ki, şimdi bir ürün var hiç denememişsiniz, hiç almamışsınız. Yüzünüze süreceksiniz, yiyeceksiniz, lavaboya dökeceksiniz. Hangisini denemek istersiniz? Elbette. Dökeceğimi, lavaboya dökeceğimi. O Temmizlik, yüzden ev temizlik, temizlik, temizlik ürünlerini ürünleri. evet. insanlar tereddütsüz başka bir markayı denemeye daha kolay yaklaşabiliyorlar. Çünkü riski az buluyorlar. Ve denedikten sonra... Ödedikleri paranın karşılığında edindikleri kalite daha önce daha fazla para öderek edindikleri kaliteyle çok farklılık oluşturmadığını görüyorlar. O yüzden de ev temizlik kategorisi daha hızlı büyüyor. Kişisel bakım biraz yavaş büyüyen kategorilerden e, hanımefendiler kişisel bakımda biraz daha marka konusunda ön yargıcılar demeyeyim ama marka tutkuları daha fazla. O yüzden kişisel bakım market markalarında yavaş büyüyor ama gene bu sene nezdinde bakıldığımızda %30'a yakın bir büyümesi var. Gıda tarafı da aynı şekilde insanlar deterjan kadar kolay test edemeselerdi zamanla hatta şu an gıda ürünlerinde yayınlar önce de aramızda konuştuğumuz gibi gıda ürünlerinde pazar lideri olmuş market markaları var hepimizin bildiği markalar yanında sadece o marketin içerisinde satılan bazı markalar gıda sektöründe piyasa liderliğine oturmuş durumda. Bu da tüketicinin takdirini gösteriyor ürünlerle alakalı. Peki marka tutkusunda vurgu yapıyorsunuz. Acaba burada olay sadece marka tutkusunda mı yoksa marketlerde bu konuda kendini doğru ifade edebiliyor diye düşünüyor musunuz? Yani burada acaba bir ifade de sorunu olabilir mi? Ne dersiniz? Şu Anlatılabiliyor mark, mu tüketiciye bu? Market isimlerini de zikrederek e, ilerlemek isterim ki şöyle Türkiye'de ilk private label dediğimiz özel markalı market markalı ürünler BİM'in BİM mağazalarının yüksek indirim konseptiyle Türkiye'de kurulmasıyla başladı. Onlar kendi markalarıyla ilgili bu algıyı oturtmaya başladılar. Daha sonra diğer markeler, diğer marketler BİM'deki bu market markalarının başarılarını gördükten sonra atılıma geçtiler. Tabii BİM ilk olmanın avantajını çok yaşadı ve hala yaşıyor günümüzde. Ee, bu seneye kadar herhangi hiçbir televizyon reklamı veya ürün tanıtıcı bir aktivitede bulunulmuyordu. Bu senenin başı ile birlikte market markalarının da televizyon reklamları, tüketiciye daha fazla dokunma alışkanlıkları başladı. Tabii bu son dönemdeki ekonomik şalkantılardan ötürü de ister istemez tüketiciler fiyat artışı ile beraber market markalarının daha düşük fiyatlı olmasından sebep tercihlerini bu yönde arttırdılar. ...bunun arttırması da market markalı ürünlerin tabii pazarda hızlıca büyümesine sebep oldu. Market markalarını anlatmaya çok fazla ihtiyaç duymuyordu marketler. Onu da şöyle özetliyorlardı. Bizim market markalarımızın üstünde sadece marketimizin içerisinde oluşan ne gider varsa o giderler var. Onun haricinde reklamdır, televizyondur, bir kampanyadır gibi ekstra pazarlama giderleri bizim ürünlerimizin üzerinde yok. O yüzden fiyatlarımız bu kadar ekonomik ve ucuz diyorlardı. Şu an bugüne kadar market markalarını bir çıtaya taşıdıkları için geçmişteki edindikleri ciro ve karlılıkla beraber bu sene için bir ürünleri tanıtımla alakalı bir bütçeler ayrıldı. Siz de televizyonlarda izliyorsunuzdur. BİM'in, A101'in market markalarıyla ilgili yaptıkları reklamlar bu sene ön plana çıktı. Daha önceki senelerde yoktu bu uygulama. Bununla birlikte tüketici biraz daha bilinçlenmeye başladı. Tüketicimiz bilinçlendikçe ve okudukça şu an biliyorsunuz ülkemizde okuma ile alakalı okuma seviyelerinin oranlarının nerede olduğunu. Tüketiciler rafa gittiğinde bugüne kadar bildikleri markalardan herhangi bir tanesini alıp bir de market markalı bir ürünü alıp ikisinin arkasını çevirseler zaten birçok üründe üreticiler aynı. Bugün pazarda hepimizin bir solukta sayabileceği gıda, gıda dışı, kozmetik markalarının birçoğu aynı zamanda market markalarını üreten aynı üreticiler. Aynı tezgahtan, aynı kazandan, aynı kepçeyle dolan ürünler bunlar. Bu bu farkı görmekte biraz geç kalıyoruz diye düşünüyorum ben. Bunu yakaladıkları zaman tüketiciler market markaları çok daha hızlı büyüyecektir. Ee, ve enflasyona da bir o kadar da destek olarak devam edecektir diye düşünüyorum. Şimdi enflasyon noktasını biraz daha açalım. Çünkü market markalı e, ürünler fiyatların düzenlenmesinde, fiyat mekanizmasında da etkili oluyor. Peki şimdi enflasyonla topyekun mücadeleyi konuştuğumuz bir dönemde market markalı ürünleri e, sektörü şöyle göz önünde bulundurduğumuzda nasıl bir katkısı var? Enflasyonla mücadeleye. Şimdi market markalı ürünlerde şu an rakamlardan az önce gördüğümüz gibi 100 liralık yapılan bir market alışverişinin 20 lirasını market markalı ürünler oluşturuyor. Market markalı ürünlerle de A marka diye bildiğimiz bugün marka söylemeden söyleyecek olursam siz bir salça alacaksınız. A marka bir salça 10 liraysa bugün market markalı bir salça 5 lira 5,5 ,5 lira mertebelerinde. Bu bütün ürünlerde bu şekilde devam ediyor. Ortalamamız 52'lerde. Yani 10 lira lira bir herhangi bir A marka ürün, market markası ürün 5.2 lira. Şimdi bu makası düşündüğümüzde 5.2 olarak satılan bir ürün pazarın %20'sini oluşturuyor. Bu %20'yi pazardan çekersek sadece 10 liralık olanlar kalırsa enflasyona durduğu yerde %10'a yakın artı bir iğme katar. Ama siz %20'lik 5.2'lik olan Kategoriyi ne kadar büyütürseniz, ne kadar ön plana çıkarırsanız o zaman enflasyon rakamını geri çekersiniz. Enflasyonun geri çekilmesinde çok büyük bir önem arz ediyor market markalı ürünler. Hatta onu da şöyle anlatıyorum ben. Şimdi paranın gücünü konuşuyoruz bu enflasyonla birlikte. İşte dolar oraya geldi, euro buraya geldi, sterlin şurada, dünyada bizim paramız burada diye. Paranın gücünü ne belirliyor? Bir fikriniz var mı? Paranın gücünü ne belirliyor? Cevap mı bekliyorsunuz? Ee, evet. Bende? Paranın gücünü ne belirliyor? Tabii ki harcayan belirliyor. Şimdi mesela bu teşekkür ederim. Bu konuyla alakalı herkesin bir paranın gücüyle alakalı bir fikri, yorumu, düşüncesi var. Ben şöyle düşünüyorum. Ee, ülkede paranın gücünü ne belirlediğini bunu da market markalarına bağlıyorum. Şimdi bir ülke düşünün. Bu ülkede 100 tane tavuk var. Bu 100 tane tavuk 100 tane yumurta üretiyor ve siz ülke olarak buna karşılık 100 para basıyorsunuz. Tavuk yumurta kaç para olur? Bir para. 100 tavuğunuz var, 100 yumurta üretiyorsunuz. 100 para bastınız, yumurta bir para oldu. 100 tavuğu 50'ye indirirseniz yumurta üretiminiz 50'ye düşer. Yumurtanın fiyatı da 2 para olur. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Üreticilere yani tavuklara iyi bakarsak horozların yani yatırımcıların moralini yüksek tutarsak tavuk 100'den 200'e çıkar. Yumurta üretimi de 200'e çıkar ve bir yumurtanın fiyatı 0.5 para olur. O yüzden ben diyorum ki paranın gücünü üretim gücü belirliyor. Ne kadar üretebilirsek ülke olarak o kadar çok paramız daha değerli olacak. Bize dedelerimizden altın madenleri ya da petrol kuyuları kalmadı. Biz ülke olarak üretmek ve bu ürettiğimizi de hem ülke genelinde hem ihracat tarafında tüketmekle mükellefiz. Bunu yaptığımız zaman hem enflasyona hem ülkedeki TL para biriminin gücüne katma değer sağlayacağız. Market markaları da bunun için çok büyük bir fırsat. Bugün az önce de söylediğim gibi bütün A marka üreticiler kendi markalarının yanında kapasitelerindeki boşluğu market markalı üretim yaparak dolduruyorlar ve üretim arttırıyorlar. Bugün A101 8 bin tane mağazayla Türkiye'nin en fazla mağaza sayısına sahip marketimiz. Ee, BİM takip ediyor 6 bin küsur market sayısıyla A101'i ve yıllardır, yaklaşık son 3 senedir BİM'de A101'de en çok istihdam yapan firma ödülü alıyorlar. Yani market markaları, ürünleri topyekin düşündüğümüzde, ekonomiye ve paranın gücüne sağladığı destekten başlayıp insanların ulaşılabilirdiği, ulaşılabilirliğine sağladığı kolaylık bütün sokaklarda, caddelerde olmalarından tutun. En çok istidama sağladıkları destek ve bu üretim çarkının dönmesiyle alakalı ülke ekonomisine çok büyük bir değer kattığını düşünüyorum. ve ee, bu yüzden paranın gücünü, üretim gücü belirliyor. Ve biz Peki, de... evet şimdi... Bu noktada ben de harcayan dedim. Tüketici gözüyle baktım aslında olaya. Ee, harcayan Dememin nedeni de şuydu şimdi elbette bir ortada üretim var bunlar pazarlanıyor ama tüketici gözüyle de bize ulaştığında özellikle son dönemde fırsatçıları işte stokçuları da çok konuştuğumuz bir dönemdeyiz. Biz de harcarken elbette dikkat ederek harcayıp paranın gücünde bir yandan piyasaya sürerken ona da dikkat ediyoruz. Tabii ki. Peki son dönemde özellikle market laflarındaki az önce salça örneği verdiniz o yaz aylarından çıktığımız dönemde domatesin bolca olduğu bir dönemde salça fiyatlarının çok yükseldiğini konuştuk. E, önce fiyatların e, olduğu düzeden artırıldığını ve spekülasyon olduğunu gördük. Bu noktada tabii ki rekabet rekabette e, ortama gündeme geliyor. Rekabet açısından peki sektördeki bu son durumu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Sizlerin e, özellikle üretici tarafındasınız. E, atacağınız adımlar olacak mı? Şimdi şöyle yani bu dövizin çok hareketlendiği Ağustos Eylül olarak e, tanımlayayım. Ağustos Eylül dönemlerinde Cidden yönetilmesi zor bir süreç dedik. Üreten tarafta, ürettiren tarafta, bunu sahaya süren, tüketiciye sunan market tarafında da e, inanılmaz bir e, zorluk ve karmaşa vardı. Ama şu an gelindiği dönemde bu dövizin gevşemesiyle birlikte piyasalar biraz daha rahatladı. Bu rahatlığın getirdiği bir güven ortamı oluştu. E, bu da sektöre olumlu olarak yansıyor. Ama tüketen tarafında, bak o zamanlar şu an çok gündemde değil ama bir o dönemlerde çok gündeme geldiği için söylüyorum... Ee, fırsatçılar, bunu fırsata çevirmeye çalışanlar, astronomik fiyat artışı yaptığı söyleyenler, ben bunları çok istisnai durumlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü rekabet o kadar boyut öyle bir boyutta ki, bunu da bir rekabet örneğiyle anlatıyorum. Ormanda e, bir Amerikalı ile Japon dolaşıyorlarmış, karşılarına kocaman bir aslan çıkmış. Japon hemen çantasından çıkarmış, ayakkabılarını giymeye başlamış. Amerikalı dönmüş demiş ne yapıyorsun? Demiş ayakkabılarımı giyiyorum. Demiş ki aslandan hızlı koşamazsın. Neyin mücadelesini veriyorsun? Senden hızlı koşsam yeter demiş. Sektörde rekabet bu durumda ve aslan öyle bir aslan kovalıyor ki herkes arkada. Benim canım sıkıldı. Hazır bunu fırsatçılık bileyim. Depoma biraz mal koyayım. Onun fiyatını 20 lira arttırayım. 10 lira arttırayım gibi bir şansı hiçbir perakendecinin yok. Teknoloji o kadar aldı başını gitti ki şu an siz herhangi bir ürün alacaksınız. Bir şampuan olabilir, bir kozmetik ürünü olabilir, bir gıda olabilir. İnternete yazdığınız zakka bütün marketteki fiyatlar karşınıza çıkıyor. Siz bu fiyatların arasında bir tık yukarıda kalma lüksünüz hiçbir zaman olamaz. Marketçiler tarafında da yok. Ben marketlere üretim yapan bir şirketin de yöneticiliğini yapıyorum. İnanılmaz bir pazarlık ve satın alma güçleri var ve o süreçte biz fiyatlarımızı bir tık yukarı çıkarabilmek için çektiğimiz sıkıntıları nasıl anlatayım bilemiyorum. Yani o kadar büyük bir baskı vardı ki marketçiler tarafından. Bu fiyatları arttıramayız. Sizin buna dayanmanız lazım. Hep birlikte buna göğüs gereceğiz diye. Onun arkasından dönüp böyle fırsatçılar gibi şeyleri biz de basından takip edip okuduk. Hiç anlam veremedim açıkçası. Çok istisnai durumlar olmamış mıdır? Olmuştur muhakkak. Ama genel itibariyle hiçbir marketçi fiyatı yukarı alarak diğer rakiplerinden farklılaşmayı istemez ve bunu kabul edemez. Ettiği takdirde de pazar anında buna reaksiyon gösterir. Siz bir tüketicisiniz, Bugüne kadar gittiğiniz markette hep 10 liraya aldığınız şeyi 15 lira görüyorsunuz. Sorgulamadıysanız bile o güne kadar sorguluyorsunuz. Çıkarıyorsunuz telefonunuzu cebinizden. Bakıyorsunuz. Benim geçenlerde başıma geldi. Eşimle beraber bir mağazadan ütü almaya gittik. E, ütünün modelini gördüm. Adını gördüm. Markasını gördüm. Eşim orada detayları konuşurken satıcı arkadaşla internete yazdım. Karşımdaki fiyat 1500 lira. internetten 1000 liralık fiyat çıktı. E, tabii ki hemen dönüp. Dedik ki bu nasıl bir farkındalıktır? Evet bizde dedi fiyatlar maalesef böyle. Biz ürünü almadık. Teknoloji bu kadar geliştiği bir ortamda marketçilerde de var bu. Bugün yazdığınız zaman bütün marketlerin fiyatlarını görebiliyorsunuz. Hiç kimsenin fırsatçılık yapma lüksü gibi bir lüksü yok. Tüketicinin bu konuda dikkatli olması, araştırması Tük gerekiyor. Tüketicimiz adet. de emin olun o kadar iyi araştırıyor ki. Yani sosyal medya hesaplarından olsun, gerek internetteki gerek listelerden olsun. Sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayılarına baktığınız zaman market indirimlerini yayınlayan o kadar büyük bir grup var ki sosyal medyada. Sürekli bunları insanların önüne çıkarıyor ve çok da ciddi takipçi sayıları var. Ve insanlar da sürekli bunları takip ediyor ki iyi takipçilerinden biri de benim aynı zamanda. Şimdi bir, bir yandan da inanılmaz bir dinamizm var sektörde. Hatta bir günde işte 3 market açıldığını izledik. Ee, bir sokakta adım başı en az birbirine çok yakın dört marketin, hipermarketin, süpermarketin yer aldığını görüyoruz. Peki sektörde herhangi bir doygunluğa ulaşma noktasına gelindi diyebilir miyiz? Öyle bir öyle, rakam var mı ortada şu anda? Öyle bir durumu şu bugünün rakam, güncel rakamlarla çok öngörmüyoruz. Yani isimleriyle zikredecek olursam müsaadenizle, yani işte A 108 bin civarında market sayısı var. BİM'in 6.500 tane, ŞOK'un 6.000'e yakın bir market sayısı var. Topladığımızda 8, 6, 14, 20.000 taneye yakın yüksek indirim olarak literendireceğimiz marketler var. 25.000 ile 30.000 arasında yani ben bu 30.000 bandına kadar bu market sayılarının çıkacağını düşünüyorum. Ki A101 geçen sene bu zamanlar 7.000 marketti. Bugüne gelindiğinde 8.000 market oldu. Yılda 1.000 tane market açtı. Yılda 1.000 market günde 3 market demek. Bunu daha önce de söylemiştim. Ben gidip 3 gömleği beğenip satın alamıyorum. Kiminin yakası olmuyor, kiminin rengi tutmuyor. A101 günde 3 market açmış. Yani bunun izni, müsaadesi, çerçevesi, sloganı, girişi çıkışını düşündüğünüzde çok büyük bir olay. Bunu vakti zamanında BİM de aynı süratle yapmıştı. Şok da benzer bir paralellikte yapıyor. Ama en son yapan ve en fazla mağaza sayısına ulaşan A101 olduğu için söylüyorum. Şu an günde 3 mağaza açma trendini bu yılda yaptıkları ve söylemlerine getirdikleri hedeflerle benzer rakamlarda ilerleyeceğini görüyoruz. Bu da yaklaşık 30 bin bandına gelince, 3 marketin toplamı, bir pazarın doygunluğa bir nebze olsun ulaşacağını düşünüyorum. Ama şu an için öyle bir şey söz konusu değil. Peki piyasaya yeni girecek bir marka var mı? 2019'da böyle bir beklenti var mı? Marketlerle alakalı soruyorsanız, onu da şöyle özetleyeyim. Çok kolay değil. Yani öyle bir pazar var ki, pazarın her köşesi tutulmuş ve çok güçlü oyuncular var. Marketçilikte çok önemli bir konudur caddenin ilk marketi olmak, mahallenin ilk bakkalı olmak, kasaba olmak, manava olmak. ilk olmak çok önemlidir. Dünyanın e, önde gelen pazarlama uzmanlarından Al Rice diyor ki bir iş yapıyorsanız yaptığınız işte ya ilk olun ya da en olun diyor. Ya ilk siz yapın ya da en büyüğünü yapın, en güçlüsünü yapın, en kalitelisini yapın diyor. E, tabii bu marketçilikte ilk olanlar bir yol aldı. Bakıldığında BİM'in mağaza sayısı A101'in mağaza sayısından daha düşük olmasına rağmen sayı adeti olarak... A101'den daha fazla ciro yapıyor. Bu tamamıyla ilk olması ve o sokakta ilk mağazayı o açmış olması bir ayak alışkanlığı. Biz kolay kolay marketimizi, berberimizi, kasabımızı kolay değiştiremeyen bir milletiz. O yüzden ilk olmak çok önemli. İlk köşeler tutulduğu için yeni bir oyuncunun bu pazara girip onların içerisinde farklılaşması için çok güçlü bir neden bulması lazım. Tüketiciye demesi lazım ki benden bir ürün alacaksınız nedeni de bu. O nedeni bulan biri çıkar mı bilmiyorum. Çok da kolay olduğunu düşünmüyorum. Peki, e, az da bir vaktimiz kaldı. 2019 yılı için e, özel markalı ürünlerin nasıl bir e, stratejisi var? Ve işte o özel markalı, market markalı e, ürün, uygun e, fiyatlı ürün, eşittir kalite e, algısına ulaşabilecek misiniz? Ne dersiniz? Ya ben Bütün tüketiciler nezdinde, ben de bir tüketiciyim. Benim ailem ve aile büyüklerim de bir tüketici. Tüketicilere söyleyebileceğim şöyle bir dipnot var. Ne? Çok rica ediyorum marketlere gittiklerinde hangi ürünü ve hangi markayı tercih ediyor olursalar olsunlar ürünün bir arkasını çevirsinler. Bu ürünleri kim üretmiş? Yani ürünü üreten firmaların kim olduğu ve onların sağladığı güvenle beraber test etsinler. E bugün bütün discount marketlerde beğenmediğiniz ürünü geri getirdiğinizde yaptığınız ödemeyi geri alabilirsiniz. Böyle de bir işin kolaylığı var. Ben de bir private label, özel markalı, market markalı ürün üreticisi bir şirketin yöneticisiyim inanılmaz sıkı denetimlerden geçiyoruz bu ürünlerle alakalı. Yani marketçiler gidip şu noktaya şu üreticiye ürünümüzü ürettirelim. Onlar nasıl olsa düzgün üretir diye düşünmüyorlar bunu. Akredite laboratuvarlar belirli periyotlarda sürekli gelip bizim tesislerimizi, ürün kalitesini son noktaya kadar ulaşıncaya kadar denetliyorlar. Bu denetlemelerin sonucunda da zaten prensipleri şu. En yüksek kaliteyi en ucuz fiyata satmak gibi bir algı var. Baktığınızda yüksek indirim marketlerinin içerisinde çok fazla kasa sayısı yok çok fazla çalışan insan sayısı yok. Evet. Bu ekstra giderler ürünün üstüne yansımadığı için de ekonomik olarak büyüyecek. Şöyle toparlarsam bu senenin sonunda 50 milyar Türk Lirası bir ciro çıkacak market markalı ürünlerden. Bir de önümüzdeki sene de en az bir %30 büyüme hedefliyoruz bu ciroda diye bir beklentimiz var. İmer Özal çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür aktardıklarınız ederim. için. Biz aylan Şeyne sonuna geldik. Sayın seyirciler alışveriş zamanını noktalandırıyoruz.